Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Neden olmasın başlığı var yine Talişka ve Sörlot açıklamalarına ilişkin böyle bir başlık kullanmış. E, gazete hocanın sistemi çerçevesinde futbolun ekonomisi kulübün e, denk bütçe mantığı çerçevesinde olursa neden olmasın diyen kazancı toplamda e, 6-7 oyuncu alabilecek e, alabileceklerini bildirdi. Transferlerinin kampa yetişmesi için çalışacaklarını kaydeden siyah beyaz yönetici gelecek oyuncular için belki bu kim diyecekler ama sahadaki performansla bu iş değişecek dedi. Bu anlamda da bir merak uyandırdı taraftarda. Hedef Avrupa yeni sezonu 25 Haziran'da açacağız şeklinde de devam etti e, açıklamalarına. Rıdvan ve Ersin'e teklif gelecek açıklaması yine Ceyhun Kazancı'ya ait. İki genç oyuncunun da takip edildiğini bildiren Kazancı muhtemelen sezon sonu teklif alacağız diye konuştu. Özellikle Rıdvan Yılmaz'ın da e, gelen tekliflere sıcak baktı, bekleniyor. E, dün yine Yapılan açıklamada Ersin'in de bonservis servis 10 milyon avro olduğu e, açıklandı. Hocanın artısı çok. hocayla ilgili de açıklamalar da bulundu. E, Ceyhun kazancı, İsmail çalışkan ve ahlaklı. Üstelik birçok dil biliyor. Bu da artıydı şeklinde e, yine neden Valeryan İsmail'i seçtiklerini açıkladı. Görüştüğümüz bazı hocalar dörtlü oynuyor. Bazısı topa sahip olma oyunu oynuyor. Ancak unutulmaması gereken şu çok fazla oyuncunun kontratı bitiyor. Takımın o, Takım oyununun nereye evrileceği konusunda iyi bir noktadayız. Önemli olan kulübümüze Uyumluluğu kısmıydı. Her hocanın ortak noktası ciddi bir akademi geçmişi olmasıydı. Antrenman bilimi ve saha içi taktik konusunda oyuna farklı bakan bir takım e, bazı hocalarla e, konuştuk. Hocalar üzerinde yoğunlaştık. Valeryen'in üç dil bilmesi, çok disipli olma, olması, iş ahlakı ve taraftarla bütünleşme konusu meşhur olan birisi olması önemliydi. Beşiktaş'ta doma boy vida tamam. İşte sözleşme detayları. Beşiktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek istediği 3 isimden biri olan Domagoy Vida ile görüşmeler yeniden hız kazandı. Teknik direktör Valeren İsmail'in takımda kalmasını istediği oyunculardan olan Hırvat stoper ile pazarlıklar yoğunlaştı. Yıllık 3.4 milyon euro olan maaşında büyük bir indirim isteyen yönetim, Vida'nın 2 milyon euroya kadar düşmesi ve altına inmemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı yapılan pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncu 1.5 milyon seviyesine kadar düştü. Beşiktaş'ta forma giyemeye devam etmek isteyen Vida'nın rakam konusunda yumuşaması ile birlikte görüşmeler kaldığı yerden devam etmeye başladı. 32 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı forma ile yoluna devam etme düşüncesi ağır bastığı için Arap ülkelerinden gelen sözleşmeleri geri çevirmişti. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü sözleşmelerde Vida ile 1.5 milyon euroya yeni kontrat yapılması bekleniyor. Valerian İsmail yönetimden Fabio Carvalho'yu istedi. Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Teknik direktör Valerian İsmail, yönetime sunduğu raporda İngiltere Championship Ligi ekibi Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldız Fabio Carvalho'nun transfer edilmesini istedi. Premier Lig takımları Liverpool ve Manchester United'ın da durumunu yakından takip ettiği Carvalho için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızın transferini bir an önce bitirmeye çalışıyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Carvalho, 10 numara ve sol açık pozisyonlarında oynayabiliyor. Fulham altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç isim, geçen yıl A takıma yükselmişti. Beşiktaş'ta Sörlot heyecanı yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan siyah beyazlılarda en büyük değişimin forvet hattında olması bekleniyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michi Batshuayi ile yolları ayırma kararı alan yönetim, Belçikalı golcünün yerini Sörlot'ta doldurmak için büyük mesai harcıyor. Bu konuda önceki gün yaptığı açıklamada Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisiyle 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye'ye dönmeye ve İstanbul'da oynamaya çok istekli. İspanya'daki satın alma opsiyonu 18 milyon euro. Nasıl olacak? Şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim," diyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı çalışmalarını sürdürüyor. Bu açıklamaların ardından camiada Sörlot heyecanı yaşanırken idareciler, Norveçli için tüm şartları zorlayacak. La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Leipzigli futbolcu, Trabzonspor'da kiralık olarak görev yaptığı 2019-20 sezonunda 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynayarak Bordo Mavilileri Lig ikinciliği ve Kupa Şampiyonluğuna taşımıştı. İspanyol ekibi Real Sociedad'da bu sezon ikinci golünü önceki gün Elçe deplasmanında atabilen deneyimli oyuncunun, Leipzig'in yüksek bon servisli bir teklif almaması halinde rotasının İstanbul olması bekleniyor. Öte yandan Yıldız ismin sözleşmesinde, Türkiye'ye dönerse Trabzonspor'un ön alım hakkı olur maddesi bulunuyor. Alexander Sörlot, Real Sociedad formasıyla bu sezon 37 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı. Kartal'da güven yalçın alar mı? Beşiktaş'ta son oynadığı Alanya maçında golünü atarak moral depolayan Güven Yalçı'nın durumu halen belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun maaşın yanı sıra daha sık forma giymek istemesi nedeniyle görüşmelerin tamamlanması noktasında henüz anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşamazsa, 150 bin euroya aldı ve piyasa değerini 3.1 milyon euroya yükselterek değerini 21 ek abolcu futbolcuyu elinden kazanç sağlayamadan kaptırmış olacak. Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları sürüyor. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Valerian İsmail'in yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streçin çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5-E2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile Mert Günok takımdan ayrı çalışırken, gribal enfeksiyonu bulunan Can Bozdoğan ise antrenmanda yer almadı. Siyah Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Giresun Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11'de basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek. Valerian İsmail, daha yeni başladık. Trabzonspor, beraberliğinin ardından Alanya Sporu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta keyifler biraz da olsa yerine geldi. Takımın başına getirildiği ilk günden itibaren sert eleştirilere maruz kalan Fransız teknik adamın hem Trabzonspor hem de Alanya maçlarında oynattığı futbol taraflı tarafsız herkesten geçer not almayı başardı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, siyah beyazlı camianın kendisine gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ederim. Stattaki idmandan sonra, Alanya maçındaki atmosfer tek kelimeyle harikaydı. Futbol bir tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Taraftarımız da bize inanılmaz bir coşku veriyor. Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu oyuncularıma da söyledim. Daha yeni başladık, her geçen gün daha iyi olacağız. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız. Bunu başardığımız sürece sahada oyuncular, kenarda bizler, tribünde taraftarlar ve kulüpte de başkan ile yöneticiler hep birlikte keyif alacağız. Dediğim gibi, iyi yoldayız ve yolumuz uzun, dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, Fransız teknik adam Valeren İsmail'e sahip çıktı. Siyah Beyazlı ekibin başkanı, sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı'nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni teknik direktörümüz Valeren İsmail olmuştur kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze sonun kadar destek olacağına inancım tamdır ifadelerini kullandı.